Şampiyon Galatasaray'ın as başkanı Adnan Polat, Almanya'nın Berlin kentinde Spor Türk kameralarına yakalandı. Spor Türk'ün sorularını yanıtlayan Adnan Polat, ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Türksel Süper Ligi şampiyonu Galatasaray 2. Başkanı Adnan Polat, Almanya gezisinde Spor Türk kameralarına yakalandı. Almanya'nın başkenti Berlin'de çekim yapan ekibimizin kameralarına yakalanan Adnan Polat, Spor Türk Genel Koordinatörü Abdülkadir Bakırdöğen'in sorularını yanıtladı. Değerli Spor Türk izleyicileri, şu an Almanya'nın Berlin şehrindeyiz ve biz Berlin'de çekimler yaparken sürpriz bir şekilde Galatasaray As Başkanı Sayın Adnan Polat'la karşılaştık. Bizim için de büyük bir sürpriz oldu. Kendisi de bizim teklifimizi kırmadılar. Bizimle söyleşi yapma konusunda tekrar teşekkür ediyoruz. Burada yaşayan tüm Avrupalı Türk spor severler adına. Galatasaray sizin gelişinizde ayrı bir değişim yaşadı ve Galatasaray normalde Fenerbahçe'nin şampiyon olur diye beklenildiği bir ligde son haftalara kadar herhalde Türkiye tarihinde, lig tarihinde böyle bir kapışma görülmedi zannedersem. Yaşanmadı da son dakikalara kadar şampiyonun kim olacağı belli olmadı. Öncelikle bir Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili sizden yorumlar alalım. Neler söyleyeceksiniz? O anlarda siz daha çok büyük heyecan yaşamışsınızdır. Yani çok zor bir şampiyonluk oldu. Ama ben 4 hafta evvel Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledim. Bunu söylerken de futbolun içinde bazı mantıklar var. Yani futbol sadece bir matematik oyunu değil, bir matematik değil. Fikstüre baktığımız vakit Galatasaray'ın daha şanslı olduğunu ve bu fikstür avantajından Galatasaray'ın kullanacağını düşündüm. Onun için bu 20.45'i söyledim. 20.45'te zaten maçın normalde bitiş saatiydi. Ancak Fenerbahçe Denizlispor maçında olan olaylardan dolayı bir 16 dakika uzadı maç, biliyorsunuz. Tabii 16 dakika hem Galatasaray taraftarları hem Fenerbahçe taraftarları hem de iki takımın taraftarı olmayıp da sempatizanı olanlarla şöyle bir baktığınız vakit Türkiye, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'daki futbol severler herhalde 50 milyon kişinin nefeslerini kesti bir 16 dakika. Evet. Türk futbol tarihinin en heyecanlı bir 16 dakikası oldu diyebilirim. Ve sonunda biz şampiyon olduk. Bu açıdan da mutluyum. İnşallah arkası gelir. Your name, is it really true that you're there?